Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen paraleller toplamının eşkenar üçgenin bir kenarı olduğunu daha önce ispatlamıştık. Peki bu nokta dışarıda olursa nasıl bir durum oluşur? Şu kenarı paralel. Bu olsun. Bu kenara paralelde şöyle çizelim. Bu paralelleri çizdiğimiz noktalar 3 farklı kenara değmeli veya uzantısına değmeli. Şimdi bu kenara şu tabana paraleli çizmem için bu kenarı uzatmam lazım. Çünkü o kenara inemiyorum. Uzantısına ancak paralel inebilirim. Şöyle çizelim. 3 tane paraleli de çizmiş olduk. Noktamız K noktası olsun. Şimdi şu uzunluk X olsun. Bu uzunluk Y. Şuranın tamamı da Z olsun ki burası buraya paralel. Bu kenar buraya paralel. Bu kenarda kenara paralel. Dikkat ederseniz aradaki paralel x uzunluğu. Bunu eksi alıyoruz. Yani eksi x artı y artı z bize eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu veriyor. Yani bir kenar uzunluğu diyelim a olsun. Bu bize a'yı verir. Eğer nokta dışarıdan alınırsa. Şimdi bunu ispatlayalım. Şunu uzatıyorum. Uzattığımda dikkat edersek bunlar hep paralel olduğu için mesela şu bir eşkenar üçgen, şu da bir eşkenar üçgen. Yine bu da bir eşkenar üçgen. Şu da bir eşkenar üçgen. Çünkü hepsinin açıları 60'ar derece. Yani şurası 60 derece ise burası da 60 derece. Burası da 60 derece. Benzer şekilde bu 60 dereceleri her yere taşıyabilirim ve burada oluşan bütün üçgenler eşkenar üçgendir. Şu uzunluğa ben M diyeyim. Eşkenar üçgen olduğu için burası da M olur. Şuraya N diyeyim. Yine benzer şekilde burası M artı N ise bu da eşkenar üçgen olduğu için burası da M artı N olacak. Yani X N olmuş olacak. Y de dikkat ederseniz M artı N olmuş olacak. Yine burası da N. Şurası da N. Şuraya da ne diyelim? T diyelim. T ise buralarda T olmuş olacak. Şurada bir paralel kenar oluştu. Burası M artı N ise burası da M artı N olmuş olacak. Yani şurası A ise eşkenar üçgenin bir kenarı A ise A neye eşit oldu? A eşittir M artı N artı T olmuş oldu.